Merhaba, Birkaç Sis'in yeni bir bölümünde daha sizlerle birlikteyiz. Birkaç Sis'i Rahmi Koç Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu hafta sokak müzisyenlerini ağırladığımız bölümümüzde gitarıyla Evren Can Gündüz'ü ve şarkılarıyla Aslı Özkök'ü ağırlıyoruz. İkinci bölümde ise tiyatro sanatçısı Ayşe Depriz Berkem ile müzisyen Dilek Sert Erdoğan bizimle olacak. Bu hafta 8 Mart Kadınlar Günü'ne özel bir metin hazırladık. Onu paylaşmak istiyoruz sizinle. Ama her şeyden önce geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz büyük yazar Yaşar Kemal'i anarak başlayacağız programımıza. Yazdıklarıyla Anadolu'nun sesi olan ve daima barıştan ve halktan yana mücadele eden Yaşar Kemal'i saygıyla anıyoruz. Birkaç Ses başlıyor. Derinde kalın. Dar olsun canım dar olsun yar yar dar olsun. Üstü çimen altında lale zar olsun canım zar olsun gülüm zar olsun. Ben ölürsem sevdiğim var olsun anam var olsun yar yar var olsun. Evlerine gider de gelen usandım gülüm usandım gülüm usandım. Yüreğime hançer de soktu gül sandım canım gül sandım gülüm gül. Hey, little sister, don't shed your tears.
showerman, you're in trench town. And them Georgie would make the fire light as it fell. Love would burn into the night. Then we would cook cornmeal porridge, of which I share with you. And then my feet is my only carrot, so I've got to push on through. And what I say now, a man no cry. No, oh man, no cry. Ooh. Oh, 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 oh. No. Hey, little no, darling, no, no, shed your tears. No, 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 woman, woman, no cry. Birkaç Sesin sokak müzisyenlerini ağırladığımız bölümde Evren Can Gündüz ve Aslı Özkök'ü tanıyacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Şahane bir performans dinledik sizden. Teşekkürler. Peki, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Hani ne yaparsınız, müziğe nasıl başladınız? Lise döneminde başladım müziğe. Şu an Ziver Bey'de, Kadıköy'de, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde okuyorum. Müzik bölümündeyim. Harika. Son yılım. Sokakta ve vapurda müzik yaparak geçiniyoruz falan. Ne güzel. Sonrasıyla ilgili plan, yani eğitim tabii, aldığına evet. göre. Kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Yurt dışına çıkmayı düşünüyorum. Enstrüman. Ne güzel. Çalmak istiyorum vesaire. Harika, ne güzelmiş. Efendim, siz de vapurda. Evet. Değil mi? Özellikle vapurda. Evet, müzik ben de sokakta vapurda müzisyenlik yapıyordum. Hala da yapıyorum istediğim zaman. Çünkü bir kez sokak müzisyeniyseniz her zaman sokak müzisyeni oluyorsunuz. Biz de zaten böyle bir ortamdan tanıştık Aslı'yla. Öyle mi? Çalarken, müzik yaparken mi tanıştınız? Evet, müzik yaparken. Müzik. Tanıştık. Ya o müzik yapıyordu. Oradan tanıştık. Ne, arada böyle evet. beraber de çalıyorsunuz. Aha. Beraber çalın, çok güzeldi. Ya ben ona eşlik ediyorum ama zaten arkadaşlarımız ortak olunca dedim bak dedim böyle böyle güzel müzik yapalım. Dedim size geldik biz de müzik yaptık. Çok güzel yapsınız. Çok güzel bir performansı zaten. Peki bir kadın olarak sokakta müzik yapmanın zorlukları var mıdır? Farklı olarak yaşadığınız şeyler oluyor mu? Aslında hiçbir zorluk yaşamadım. Öyle mi? Evet. Evet, zorluk yaşamadım aslında. Ne güzel. Ama bir tek zaman süre kısıtlandı. 5-7 arasında yapabiliyoruz artık sadece sokakta. Evet, bütün bu, her yer için mi geçerli bütün bu değişiklik? Yani sokağın istediğin yerine mi, yoksa hani metroda zaman dilimi var biliyoruz. Tabii onun izinli kısmı 5-7 arası biz Kadıköy'ü biliyoruz. Kadıköy'de yasak, 5-7 arası diyorlardı, sonra bayağı hiç olmadı, yasaklandı falan. Biz bunu istemiyoruz zaten. Her seferinde evet. de söylüyorum. Bütün bu olanlarla ilgili hani genel olarak hani fikir verinizi de alalım. Hani böyle şimdi vapurda yapamıyorsunuz artık. Bize hep öyle anlatıyorlar son gelen arkadaşların hepsi. Aslında müzik yaptığınız zaman insanların hoşuna gidiyor. Tabii. Güzel de geçiyor aslında ama şimdi güvenlik sorunu var. İzin vermiyorlar artık. Peki sokakta müzik yapan arkadaşlar bu konuyla ilgili ne yapmayı düşünüyorlar? Bir fikriniz var mı? Hani konuşuyor musunuz kendi aranızda? Bu şu an gördüğünüz gibi bir arada olup bunu olabildiğince herkese söylemeye çalışıyoruz. Anladım. Yani hani evet. bu böyle böyle çözülmesi için tabii. Hani hem çaba göstermeye devam edeceksiniz hem de müzik yapmaya devam edeceksiniz. Aynen herhalde. Öyle. Aynen öyle. Geldiğiniz ederiz. İçin çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa şarkı ile veda edelim. Müzik konuşsun. Peki. İstiyorum. Peki. O zaman yeniden bekleriz her zaman. Görüşmek üzere. Olabildiğince gelmeye çalışacağız. Şahanesiniz. Tamam. Teşekkürler. Görüşürüz.
and not sunshine when she's gone. It's not warm when she's away, and not sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, she goes away. Wonder this town where she's going. I wonder if she's going to stay. And no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Only darkness every day, and no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away, she goes away. Anytime she goes away. Time she goes away. Anytime she goes away. Dövüldüm, hırpalandım, yok edilmeye çalışıldım. Bıçaklandım, kurşunlandım, asıldım, hatta yakıldım. Kadınlığımı yok ederseniz beni daha kolay yönetebileceğinizi sanıyorsunuz. Hepiniz. Tek başınayım. Hepiniz üstüme çöktünüz. Ağırlığınız üstümde. Çok ağırsınız. Binlerce yıllık ağırlıktasınız. Babam, erkek kardeşim, kocam, oğlum, hepiniz. Buna seyirci kalan annem. Buna seyirci kalan teker teker hepiniz. Benim ezilmeme, yıpranmama göz yumdunuz. Karılarınızın, analarınızın, kardeşlerinizin ve kendinizin ezilmesini kabullendiğiniz gibi. Hepiniz. Ya siz? Sizler? İki gün önce İstanbul'da sokağın ortasında bir kadın daha öldürüldü. Tıpkı bir ay önce Ankara'da sokağın ortasında öldürülen diğer bir kadın gibi. Tıpkı yarın ya da öbür gün Van'da, Diyarbakır'da ya da Bursa'da öldürülecek diğer bir kadın gibi. Hep baskılar altındaydım. Kımıldamama izin vermeyen baskılar. Ben değişmek istiyordum ama sistem izin vermiyordu. O kadar uzun yıllar kandırdım ki kendimi. Sistemin kurbanı ben. Tabii ki geleneklerinizin, göreneklerinizin, eğitimin ve sözlerinizin de payı var ama... Onları da beynime kazıyarak dünden bugüne, bugünden yarına taşıyan benim. Bir gün aynada gördüm ki sistem benmişim. Kadına şiddet dillere pelesenk olurken yapılan araştırmalar bu şiddetin sürekli arttığını gösterdiğine göre demek ki bir yerlerde çok büyük bir yanlış var. Bizler sorunları hep dışarılarda bir şeylere bağlamaya alışmışız. Sorunların nedenleri hep ötekilerdir ve sorunları çözmek için de başkaları gerekir. Ötekiler ve başkaları arasında dönüp dolaşırken hiç kendimize bakmayı akıl etmeyiz. Çözüm isteriz, sorumluluk istemeyiz. Değişim isteriz, çaba göstermeyi istemeyiz. Devrim isteriz ama maliyetini ödemeyi hiç mi hiç sevmeyiz. Herkesin bedenim üstünde söz söyleme hakkı var ama benim yok. Şehirde de yok, köyde de yok. Ailemin istemediği bir erkekle kendi kararımla ilişki kurduğum için yok edilmeme hep birlikte karar veriyorlar. Daha acı olan,
Annem de bu kararın içinde yer alıyor. En küçük erkek kardeşim görevlendiriliyor. Nereye kaçarsam kaçayım, beni arayacaklar, bulacaklar ve öldürecekler. Ve hepiniz bunu sadece sessiz kalarak seyredeceksiniz. Töre cinayeti diyeceksiniz, namus cinayeti diyeceksiniz. Erkekler kendi başıma da gelebilir endişesiyle anlayış gösterecekler. Ama ben yok olacağım. Sadece ve sadece bedenimi yaşamak istediğim için beni yok edeceksiniz. Oysa ki bu beden benim bedenim. Ne kocamın, ne babamın, ne erkek kardeşimin, ne hakimlerin, ne başbakanın, ne de ilahi güçlerin benim bedenim üzerinde söz söylemeye hakkı yoktur. Kadınların bedenleri kadınlara ait değildir. Kadınların bedenleri önce babalarına, sonra kocalarına ait olur. Ve kadınlar bunu kabul eder. Bütün hayatlarını bedensiz geçirmeyi normalleştirir. Bundan daha büyük bir şiddet olabilir mi? Olabilir. Şiddetin şiddet olduğunu görememek, şiddeti normalleştirmek ve şiddeti algılamamak. Kadınlar bunu sorgulamaz. Sorgulamaya yanaşmaz çünkü zor gelir. İyileşmeyen yaralar kabuk bağlamaz, bilir misiniz? Kabuk bağlar gibi görünür ama içten içe kanamaya devam eder. İçe kanayan yaralar istemiyorum artık. Yeter diyorum, duyuyor musunuz? Aile, ahlak, sevgi, toplum gibi değerleri kutsayarak işinize gelmeyen gerçekleri saklamanıza izin vermeyeceğim. Sahtekarsınız, acımasızsınız. Ahlaksızlığı ahlak diye giymiş korkaklarsınız. Ve bizler anne babalarımızın değil, korkuların çocuklarıyız. Korkuların ve kan bağlarının, kanlı bekçilerinin çocukları. Yeter diyorum. Duysanız da duymasanız da ben haykırmaya devam edeceğim. Yeter. Tenimi acıtmayın. Gerçeklerin çirkin yüzüyle onları yok sayarak değil, ancak onları görerek yüzleşebileceğimizi düşünüyorum. Bizler eğer bireysel olarak bu gerçeği kabul edip bunun tartışmaya açılması için bir şeyler yapmazsak, ensest, çocuk taciz ve tecavüzleri artacak ve toplumumuz hiçbir zaman cinsel kimlikleriyle bütünleşmiş, var olabilme cesaretini gösterecek kadınlar ve erkeklerden oluşamayacak ve şiddet, şiddeti doğurmaya devam edecektir. Ben bir kadınım. Erkek egemen zihniyetin kadınlığımı elimden almasına izin vermeyeceğim. Biliyorum ki kadınlar kadın olamadığı sürece dünyanın hiçbir yerinde erkeklerin erkek olabilmesi mümkün değildir. Ve ben erkek egemen zihniyetin kavramlarla karma karışık ettiği, şiddeti ve nefreti beslediği böyle bir dünyada yaşamayı kabul etmiyorum. 21 Temmuz 2011'de Meltem Arıkan'ın architectioninaction.com sitesinde yazdığı makalenin Türkçe çevirisini paylaştık sizlerle. Yıl 2015, ne değişti diye sorsak ne yazık ki hiçbir şeyin değişmediğini görmekle birlikte galiba kötüye gittiğini her gün şahit oluyoruz. Birkaç Sesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü haftası sebebiyle böyle bir yazıyla sizinle ve konuklarımızı paylaşarak açmak istedik. Geçtiğimiz günlerde Özgecan Aslan'ın ölümüyle hepimizin yüreği yanmış iken aslında bunun yıllardır bitmeyen ve hep halı altına süpürülen bir sorun olduğunu belki bütün toplumca bir kere daha hatırlamış olduk. Dolayısıyla Birkaç Ses bu hafta biraz böyle olacak. Üç değerli kadın da konuğumuz var. Hoş geldiniz. Ayşe Lebriz Berken. Lebriz Berken. Değerli oyuncu arkadaşım, çok teşekkür ederim eşlik ettiğin ve bu güzel yazıyı seslendirdiğin için. Dilek Sert Erdoğan, hoş geldiniz. Ve Zeynep Kalınkaya, siz de hoş geldiniz. Böyle bir hoş geldiniz oldu ama hepimizin yaşadığı meseleler olduğu için varsa böyle konuya böyle de başlayabiliriz. Aslında ben bugün buraya gelirken söyleyeceğim şarkıların konuya bu kadar uygun olabileceğini tahmin etmeyerek geldim. Yani, ama ben sizi biraz bilerek çağırmıştım. Evet, evet, anladım onu zaten. Özellikle son söylediğiniz cümleyle o kadar bağlantılı ki şimdi o kendi şarkımı bunları hissederek mi, düşünerek mi yazmışım zamanında? Yani şarkının adı It's Hard to be a Woman. Evet.
Ve gerçekten de öyle. Kadın olmak zor. Hatta zaman zaman şu espriyi yapıyorum sahnede ben. It's hard to be a human olmalıydı. Çünkü yaşadığımız dünyada artık sadece kadın olmak değil, erkek olmak da zor. Yani yaşamak, nefes almak da çok zor. Hazır demişken isterseniz... Şarkıyla var. Tamam, evet. Ne olur, güzel olmaz mı? Zeynep Hanım'ın keman eşliğinde. It's hard to be a woman. It's hard to exist. It's hard to live a life in a world like this. Try to be someone, I end up being no one. I guess that there's no one. I'm just a shadow. Oh, baby, won't you hold my hand? I keep falling. I try to catch up to time, but life keeps on rolling. But no one made up my mind. I'll stand and gonna fight. I won't be falling, falling. Try to bring me your life. Fate, don't mess with me. I'm gonna write down my own destiny. I walk alone on my way, and the world will give its way to me. No, don't you mess with me, no. I'm gonna write my own destiny. Kadın olmak yani. Teşekkür ederiz. Anlamı zaten önemli. Bir şey ifade etsin. Artık bu ülkede söylenen ve yapılan şeyler bir şey ifade etsin. Çünkü çok sıkıldık içi boş olan söylemlerden, davranışlardan, bağırış çağırıştan. Artık hepimizin biraz huzura, sevgiye, barışa, anlayışa ve toleransa çok ihtiyacı var. Gerçekten. Evet, aslında çok özet bir şey söylediniz. Hani kadın ya da erkek değil, aslında insan olabilseydik keşke. Yani bütün bu iki tane cinsiyet üzerinden değil de insan üzerinden her şeyi konuşabilseydik. Ama biraz geriden mi geliyoruz, ne oluyor? Senin biraz önce söylediğin gibi, yani hiç mi değişmez bir şey? Yani maalesef. Hiç mi eşikleri atlamayız? Yani diye. Bir de bizde galiba değişmemenin ötesinde geriye de gidiyor. Yani bir sürü şey hani görülünce hani... Artık dünyadaki gelişmelere bakıyorsunuz, uzay istasyonlarındaki hani yaşam üniteleri ve böyle buluşlara bakarken bir yandan kendi ülkenizde hani sizinle ilgili ya inana insanın aklı gerçekten ağlamıyor ne yazık ki yani. Ve bu üzücü olan şey işte hani bahsettiğimiz, hani zaten okuduğumuz metin gerçekten bütün genel sorunu anlatıyor. Ben biraz onun için seçtim. Kadın hani olmak, hani diyorsunuz ya hani keşke başka türlü bakılabilse, ama hani bizim için yaşam şartları galiba hani o kadar zor ki ve gittikçe zorlaşıyor ki, yani bütün şiddet sadece fiziksel değil. Her hayatın her alanındaki şiddet, hani var olma çabamız hani ne yazık ki hani erkeğe göre çok daha zor ve zorlaşıyor.
Evet ya işte aman falan yapılıyor galiba. Hani feminist bunlar falan gibi şeyler. Yani hiç öyle bir yerden bakmamak lazım aslında. Yani buna tepki vermeyeceksek ne zaman nasıl tepki vereceğiz zaten hani bilmiyorum. Yani siz verilen... kadının taşlanmasından, kadının öldürülmesine, kadının aşağılanmasına, yani ezik bir yerde bırakılmasına hepsine topyekün bir yerden karşılık vermek gerekiyor. Bir tepki vermek gerekiyor maalesef yani. Buna tepkisiz kaldığımız sürece hani daha da geriye gittik dedin ya, daha da geriye yani hep birlikte bir cemaat yani bir uçurumdan aşağı gidecekmişiz gibi bir hisse kapılıyorum. Açıkçası. Söyleyecekleri var herhalde. Evet maalesef. Peki siz işte şimdi geçen yani bunlar sonuçta ülkede her zaman yaşıyor. Mesleklerde de bunu yaşıyoruz, yaptığımız mesleklerde de bu var ya da işte hani bir o Özge Can'la beraber hani yaşanan böyle sosyal medyada bir şey vardı işte sen de anlat diye mesela o beni biraz böyle bir heyecan doğru kelime olmadı burada ama hani evet ya galiba o bardağın taştığı yer mi bu ülke için ya da kadınlar için diye bir kısa düşündürmüştü beni. Siz neler hissettiniz bütün bu süreçte ve şu an olanlarla ilgili? Hani kadın olarak hislerinizi ben merak ediyorum. Ne yapmak lazım? Yani bu bir şekilde değişmek zorunda ki biz yaşayabilmemiz gerekiyor. Hı hı. Hani ama bu yeterli mi yapılan şeyler? İşte bugün hayatta başka şeyler konuşuyoruz. Yani tabii bu hani birey olarak hepimizin üstüne düşen görevler var tabii ama hani bütün bir toplum içerisinde bunu daha dinamik bir hale getirmek için yani bir takım sivil toplum örgütleri, kadın örgütleri vesairelerde yani bir hareket içerisinde olmalılar. Bir söylem var galiba ben o söylemi biraz seviyorum. Kadın cinayetleri politiktir. Yani biraz öyle bir yerden de bakmak gerekiyor. Ve bence artık bilmiyorum yani evet birey olarak tepkilerimizi ben önemsiyorum. Yani ne bileyim bu hakkı benden, bu tepki verme hakkını benden alabilecek hiçbir sistemle barışık olmayacağımı biliyorum. Hı hı. Ama bu problemler gün be gün arttıkça da sanıyorum artık bir araya gelip örgütlenmenin de çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani öyle bir zamanlardayız diye düşünüyorum açıkçası. Yani ataerkil toplumlarda kadın olmak tabii ki çok daha zor. Biz yoğunluklu olarak Müslümanların yaşadığı evet. bir ülkedeyiz. Bunun da bir takım etkileri var elbette ki. Hepimizin yaşadığı bir takım hikayeler var. Ve bunların aslında birer hikaye olduğunu çok kötü bir takım şeyler olduktan sonra fark ediyoruz. Çünkü yaşadığımız şeyi normalleştiriyoruz. Aynen öyle. Bakışları normalleştiriyoruz, tabii. sözlü tacizleri tabii. normalleştiriyoruz. Sanki tabii. canım işte tabii. adam da bakmış. Öyle değil. Değil. Tabii. Yani... Kadın olmak çok zor. Bu ülkede sarışın kadın olmak çok zor. Ayrıca bir de tabii böyle roller, şekiller yani var. Yani gerçekten tabii. hani hepimiz etiketler içerisinde var. Her yaştan kadın. Bir sürü şeye maruz kalıyoruz evet. ve bunları normalleştiriyoruz. İşte metroda, metrobüste, tabii. toplu taşımada, sinemada, tabii. trafikte tabii. en kötü şoför esprileri kadınlarındır tabii. falan. Bütün küfürler öyledir. Yani elbette bunlar tabii çok kötü şeyler. Yani önünü almak için de insanların biraz daha o çuvaldızı neydi o laf? Kendine. Kamer genç gibi saçmalıyım ben de. Çuvaldızı kendine. Kendime falan. Evet çuvaldızı başka. Batırmamız gerekiyor. Esprili bir katılıyorum. Tarafa. Bir şeyler yaparsak çığ gibi büyüyor. Evet. Ama işte böyle tek atımlık da olmasın. Evet. Çok çabuk kesiliyoruz biz toplum olarak. Evet. Sabırsız bir toplumuz evet. çünkü. Bir duruş sergilemek gerekiyor. Verdiğiniz emeğin karşılığını bir almak gerekiyor. Yani hemen çünkü olmuyor. Bir de yani binlerce yıllık bir sistemden bahsediyoruz sonuçta erkek egemen sistem. Tabii. Bugünün yani tamam politik tabii ki politik. Tabii ki yani işte işin içinde din gibi faktörler olduğunda erkek sistemin zemini daha Özlemci, çabuk. Çocuklar. yani o kadar çabuk büyüyorlar ki gerçekten. Evet, evet. Yani şimdi ama sanki kaç sene var daha diye düşünmeden evet. o çocuklara yatırım yapmak gerekiyor. Siz hayatınızda çocuğunuza bir kere klasik müzik dinletmediyseniz, bir Hı-hı. kere tiyatroya sinemaya götürmediyseniz, yani 20 yaşına gelen bir çocuğun operada uyuması ve ay bu adamlar ne bağırıyor demesi kadar normal bir şey olamaz.
Çünkü erken yaşta, çünkü yabancı ülkelerde de bu bilinç çok erken yaşlarda veriliyor çocuklara. Evet. Çünkü beyin sünger gibi, çok açık her şeye. Biraz daha fazla çalışmak gerekiyor çocuklar üzerinde. Yani ruhu aslında, yani sanatın ruhu böyle inceltici bir, eğitici bir tarafı var. Yani tabii, onu atladığınız zaman hani işte bir şey hayatta hep eksik oluyor. Birbirimizi anlamada da eksik, hissetmede evet, de eksiyiz. Duyarsızlaşıyoruz da. Yani dolayısıyla kadınlara biraz burada iş düşüyor o zaman. Yani hani çocukların yetiştiren de hani anneler olduğuna göre ilk tabii, etapta yani ilk kadın modeli ama, gördüğü ama anne olduğuna göre. Ama o çocuklar bir süre sonra sizden bağımsız bir birey oluyorlar ve sistem, bu bir sistem meselesi. Tabii. Ve o sistem içerisinde anneler bile artık, yani ben de bir anneyim. Evet. Hani o sistem içerisinde öyle yetiştirmeye çalıştığınız zaman bile yalnızlaşabiliyorsunuz bazen. Elbette, hiç kolay değil. Biz yalnızız zaten. Onlar da alıştı zaten yalnızlığa. Öyle yani güzel. Evet, kolay bir mücadele değil. Yani yapacak. Ama biraz önce söylediğiniz şeye katılıyorum. Hikayeler var ya şimdi, bu hadiseden sonra da sosyal medyada herkes kendi hikayesini paylaşmaya evet, başladı ya. Hep şeyi düşünüyorduk. Yaşadıklarımız bir tek bizim başımıza geldi gibi. Evet. Oysa değil. Evet. Ya bunları konuşmaya başladığımız anda gerçekten öyle bir sinerji oluşacak ki evet, o sinerji belki de işte nefesimiz yetecek. Hani bugünden tabii, yarına, yarından öteki güne ve belki de bu mücadele daha uzun yıllar bir direnç İnşallah, gösterecek. Tabii ya, umuyoruz öyle olsun. Yani çünkü sonuçta herhangi bir şekilde yaşadığı çok basit, hani yani şiddetin şiddet olduğunu bile kadınlar farkında olmadan bir hayat tüketiyorlar. O noktada hani başımıza ne gelse mağdur yine orada biz oluyoruz. Ama ya anlatmak şey de güzel. Çok komik değil mi? Öyle acayip laflar var ya, erkektir hem sever hem döver falan. Tabii. Ve ne kadar kabullenilmiş bir şey. Bundan hoşlanan yani kadınlar da olabilir. Yani o gücü başka bir şey ama ya. Yani güçte hoşlanabilir. Ama dediğin gibi mesela şiddet denen şeyin gündelik yaşamda, bırak yani fiziki şiddeti. Tabii. Hani dilsel şiddeti özellikle. Yani biz hani pirincin içindeki taşları ayıklar gibi çok zahmetli bir iş. Onu çok ayıklamamız gerekiyor. Çok. Bir de gizli şiddet var. Tabii. Tabii. Yani onu belki de biz bile, yani buradaki şey var, yani yüzleşiyoruz ya, evet, sistem evet, benim dediğim evet, şey. Evet, evet. Ben o sistemin içerisindeki kendimi fark etmem gerekiyor. Evet. Ve sistemin içerisindeki kendimin de gizli şiddetlerini fark edebilmem kesinlikle lazım. Ve fark etmediğin zaman zaten değiştiremezsin. Zaten yani öyle bir rahatsızlığın yani yoksa değiştirmek istin. Daha oraya gelemedik. Evet, çok yani çok uzun yol var, yapılacak çok şey var ama hani bence kadınlara iş düşüyor en başta. Evet. Yani bu sisteme hayır demediğimiz sürece, hani evet erkekler de çok mutsuz oluyorlar aslında bu sistemin içinde bizimle beraber, ama sonuçta önce bu sistemin hedefi kadınsa, kadının bir dakika demesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bir sesini çıkarması gerekiyor. Yani hani bağırıp çağırmaktan bahsetmiyorum da, bir dakika demek lazım. Yani düşündüklerini ifade etmek. Çünkü biz toplum olarak, topluluk içerisinde kalabalık yerlerde de kendini ifade etmekten teşbihte hata almaz ama aciz bir toplumuz. Öyle yetiştiriliyoruz ne yazık ki. Mesela üniversitelerde benim çok dikkatimi çekmişti bu. Kocaman dersliklerde, amfilerde dersteki öğretmen sorusu olan var mı diye sorduğunda hiç kimse parmağını kaldırmaz. Yüksek ihtimalle ya belki Almanya'da, Hollanda'da veya başka bir yerde yetişmiş bir Türk öğrenci o özgüvenli parmağını kaldırdıktan sonra arkasından herkes parmak kaldırıp sorusunu sorardı. Evet. Yani şiddetin temelinde de zaten özgüven eksikliği yatıyor. Kendini güvensiz hisseden insan şiddet uygulayıp evet, karşısındakini tepelemeye çalışmaz evet, mı? Evet. Yani zekasıyla ya da mantığıyla, kültürüyle, bilgisiyle çözemediği şeyi evet, kaba kuvvetle bir eksiklik
böyle. O da bir eğitim işte. Yani hem aile hem toplumun hem işte yine Metin de söylediği gibi gelenekler, görenekler hepsi evet. birden. Evet. Birey olmana izin vermeyen bir sistem içerisindeyiz. Evet. Yani bilakis. İktidar kavramı, baba kavramı işte ne bileyim hepsi içerisinde. Sen bütün bunların içerisinden yer açıp da ben bireyim, ben de varım diyebilmek çok zor. Yani bayağı yüzden, büyük meydan okumak gerekiyor. Evet. evet. Baştan bayrak. Bir de çok küçük mesela bir şey daha söylemek istiyorum ben. Şeyle de yetiştiriliyoruz biz. Aman düzen bozulmasın. Tabii. Yani belki söyleyeceğiniz varsa da o çark bozulmasın diye küçük yaştan itibaren aile içinde başlar tabii. ya bu. Tabii. Annem kızabilir, babam kızabilir, tabii. bir şeyler değişebilir. Üzülebilir. Üzülebilirler tabii. diye hep o sistemi devam ettirmekle ve çarkın düzgün işlemesine yardımcı bir güç olarak programlanıyorsunuz aslında. Ay, kesinlikle öyle. Ve sonrasında da gerçek hayatla yüzleşince, belki yalnız kalınca, evet. Allah uzun ömürler versin herkesin annesine, babasına, sevdiklerine, ailesine, ama yalnız kaldığınız zaman da sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz. Tabii, o öyle. Değil mi? Aynen öyle. Bu konuya devam etsek sabahlara kadar sürer ama sizin de güzel işleriniz var, onlardan da bahsedelim. Yani size bırakacağım tercih tabii, böyle devam edebiliriz ama hani müzikten ve nasıl arzu ediyorsunuz? Müzik tiyatro nasıl olsa olur. Olur yani. Peki hala. Hani ben çok isterim ama duymak mesela. Işte. Tamam yine de geldiniz, o kadar kısacık bilmeyenler için de işlerinizden bahsedelim. En azından. Şimdi Ayşe'cim, yani sende bir sürü iş var da hani hangisinden başlayacağımı bilemedim ama son işlerden bir tane sahnede olduğun. Her zaman böyle olmuyor Özlemciğim, biliyorsun sen de. Yani bu sene böyle oldu. Oldu. Tamam, yoğun bir zamanım. Gerçi senin hep yapacak bir şeylerim var. Olurum. Her yere çağırır, her yere gider. İmparatorluk Kuranlar yahut Şümürs. Boris Vian'ın en son yazdığı ve en bilinen metinlerinden bir tanesi. Orada oynuyorsun. Evet. Bir oyun yönettin, ayrı bir şey. Ders veriyorsun vesaire, bir sürü işin var. Bu oyundan belki biraz bilmeyenler için bize bahsetmek ister misin? Şimdi yani aslında şöyle yani bu seneki hikayem şöyle oldu. aslında Devlet Tiyatrosu'nda Üç Kız Kardeş oyununda oynuyordum. Evet. O belli periyotlarda devam ediyor. Sonra aslında ben tabii oyuncuyum. Sonra bir sevgili dostumun el vermesiyle oyunculuk eğitimi üzerinde de çalışmaya başladım. Tabii o beni de eğiten bir süreç oldu. Ve öğrencilerle çalışırken küçük küçük artık oyunlar yapmaya başlamıştım. Sonra hani böyle oyunculuk yaparken arada bir baktım kendimi, yani tırnak içerisinde hani yönetmen konumunda buldum ama hep onu düzeltiyorum. Ben yönetmen değilim. Ben bir oyun kurucuyum. Yani birlikte bir oyun kuruyormuşum gibi düşünüyoruz. Yani bir dünya oluşturuyormuşum gibi. Süreç şöyle başladı aslında. Rampa Tiyatro'da Mate Vişnik'in ilerleme kelimesi annemin ağzında feci yanlış tınlıyordu oyununu. Yönetmen teklif edildiğinde metni okudum ve bir kadın olarak, tırnak içerisinde söylüyorum, ve bir anne olarak o metni bir kadın duyarlılığıyla yaklaşarak sahneleyebileceğimi, o oyunu kurabileceğimi düşündüm. Ve yaklaşık yani 3,5 ay o oyunu evet. çalıştım. Evet. Fakat bu arada İmparatorluk Kuranlar ve Şümürs Hayal Perdesi'nin bir projesiydi. Evet. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nin geçen altında. Geçen festivalde çalıştılar ve festivalde oynamışlardı. Bir arkadaşımız oyundan ayrıldı. Bana teklif geldi. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan. Ben de böyle kurtarmayı çok seviyorum. O yüzden peki dedim. Ama iyi ki peki demişim. Çok güzel bir ekip. Ve Boris Vian'ı oynamak ve yani Alexander Popovski yönetti. Bir an hani aklım başımdan da gitti. Yani itiraf etmeliyim yani. Ve risk aldım açıkçası. Yani çok kısa bir sürede hazırlanmam gerekiyordu o role. Ama hala yani bir avantajını yakaladım. Hala oyun oynarken oyunun içerisindeki fikri, Boris Vian'ın söylemek istediğini her oyun yeniden sanki böyle dışarıdan bakıyormuş gibi deneyimleme
ev sahibi. O da hoşuma gidiyor. Bugün bile sormamız gereken bir soru var oyuna ilişkin. O da şu. Hep korktuğumuz bir şeyler var ve bu sistem içerisinde, toplum içerisinde olan şeyler. Yani ki gezi gibi bir olayı yaşadık hepimiz. Evet. Bir milat mıdır bilmiyorum. Herkes nasıl değerlendirir ama çok kıymetli ve önemli bir şeydi. Hani bu kadar tepkisizlikten söz ederken önemliydi. Dolayısıyla Boris bir anda oyunda şey yapmış. Yani bir burjuva ailesinin, bir ailenin işte duyduğu ve korktuğu seslerden kaçışı ve her kaçışı da bir üst kata merdivenle yukarı kaçıyorlar ama her kaçtıkları ev ondan daha da küçük oluyor ve sıkışıp kalıyorlar. Dolayısıyla aslında ne kadar kaçmaya kalkarsak kalkalım kaçabileceğimiz hiçbir yer yok. Yok. Tepkisizlik hele zaten mümkün değil. Evet, Boris Vian'ın zaten o dili yani. Evet, çok dili. Çok zehir zemberek yani. sizin de var bir dönem Tal'de. Bir çalışmanız. Evet, ona da bir kısacık belki değinmek isterseniz tabii, eğer. Çok kıymetli yıllardı. Beklen Algın'da alalım saygıyla tabii. Evet, rahmetle, sevgiyle, saygıyla. Yani aslında çok da neşeli bir hikaye o. Anlatmak isterseniz çok sevinirim. Tabii, anlatırım. Benim böyle bir 2002 yılında kurumsal hayattan cinnet geçirmek zorunda bir kokuş hikayem var. Yani hayatımın her döneminde çocukluğumdan itibaren hep müzik, sanat her zaman vardı. Ama ben profesyonel olarak yapmıyordum bu işi. Hala da kendimi profesyonel demeye de böyle bir rahatsız oluyorum. Hayır, işinizi profesyonel olarak yapıyorsunuz. Öyle. Neyse, öyle bir karar aldıktan sonra BBC Forex'te dış haber koordinatörüydüm ben. Önce konservatuara yazıldım. Daha sonra da bir Cumhuriyet Gazetesi'nde bir ilan görmüştüm. Tal işte sınavla yeni öğrenciler alacak falan diye. Başvurdum. Şimdi tiyatro ne alaka diye düşünebilirsiniz ama benim her zaman okul döneminde de isteğim, sevgim, naturamda olan bir şey oyunculuk benim. Hani bazı insanlar öyle doğuyor ya, pek çok yerel oyuncu vardır mesela. Profesyonel bu işi yaptınız ama köylere falan gittiğinizde vardır meddah gibi. Tabii. Neşeli bir ailede büyüdüm çünkü. Ailemle Ege'liyiz biz. Ben de dedim ki ben buna gideceğim. Çünkü hep bütün okul hayatım boyunca hep beni müziğe yönlendirdiler. İşte okul orkestrasının solisti, milliyetçi şarkı yarışmaları, hep tiyatroya yazılmak istiyorum. Bir türlü oradan çekiyorlar falan. Hep içimde okudu. Gittim. Meğer bir sınavmış bu. Şimdi ilk bir görüşme yaptıktan sonra listede ismi, o ilk aşamayı geçtim, listede ismimi gördüm ama dedim yaşasın ben bunu kazandım falan. Ertesi gün kitabımı, defterimi, kıyafetlerimi aldım gittim. Meğer 5 gün sınavmış o. Yani bildiğiniz konservatuar işte giriş sınavı gibi, böyle bir master programı gibi bir program. İşte ses oyunculuk teknikleri, tiyatro felsefesi, beden dili vesaire falan. Ve ben ya o zaman Dario Fo'yu falan tanımam, bilmiyorum. Ve herkes nasıl hazırlanıyor biliyor musunuz? Bir prova odası, audisyonları düşünün ya da işte oyun, sınav öncesi, tiyatroda. Aynı öyle bir ortam var. Tamamen bana yabancı bir dünya bu. Ve bir takım metinler ezberlemişler. Biliyorlar onlar. Ben bilmiyorum onları. Yani çok normal. Bugünkü de oyunculuk sınavında tirat. Dedim ki, hiçbir şey bilmiyorum ki ben ezberlemişim. Ama bu arada ben İngilizce'ye ama çok aynı şeyi söyleyecektim. Mezunuyum ben aynı zamanda. Biraz az buçuk tabii ki. Hani bir teyzinden köşesinden değil de yani bayağı bir bulaşmışlığım var. Neyse sonra kendi kendime dedim ki, direkt dedim, tirat nedir? Tirat, insanın kendi kendine konuşmasıdır dedim. Git dedim içeri dedim. İçin, ama Ayla Algan, Bekran Algan, Erol Keskin, Mustafa Alkıran. Tabii. Gittim içeri. Dedim ki Ayla Hoca sordu bana sen dedi ne oynayacaksın dedi. Doğaçlama yapacağım dedim. Bayılmışlardır. Ondan sonra başlasın. Bayılmışlardır. Bugün hayatımın en kötü günü. Bağlayamıyorum ama uzuyor. Çok güzel anlatıyorum. Role de girdim. Sonra neyse velhasıl çok kıymetli arkadaşlarımız vardı beraber çalıştığımız.
ben o 15 kişinin arasına girdim ve onlarla birlikte o tecrübeyi yaşadım ama sonrasında aile hoca bana şey dedi. Senin bilmediğini biliyordum dedi. Seni ben aldım, beni sakın utandırma dedi bana. Ne harika, ne güzel. Ama dedi sendeki o dedi enerji ve istek dedi. Evet. O çok önemli bir şey çünkü. Evet. Çok kıymetli yıllardı benim için. Ne çok güzel. Şey öğrendim herkesten. Çok şeyler öğrendim ben. Yani. Gerçekten çok önemli. Ama tiyatro araştırma laboratuvarı. Evet. Başka bir şeymiş. Evet. Çok başka bir şeymiş. Evet. Yani. Evet. Sizin de bir de albümünüz var. Moments. Evet. İlk yani bizim ülkemizdeki ilk soul albüm. Evet. Moments şöyle, ben çok uzun yıllar boyunca bana işte söylediler hani neden albüm yapmıyorsun, neden albüm yapmıyorsun, canım istemedi, o zaman istedi, öyle yaptım. Yani Moments da şu, birazcık aslında Müslüman mahallesinde salyangoz satmak gibi yapılmış pek çok güzel caz albümleri var ülkemizde. Ama benim albüm aslında bir soul albümü. Evet. Çünkü ilk orijinal, özgün. Şarkıları, besteleri ve müzikleri hepsi size ait. Üstelik İngilizce. Kendisine ait. İlk özgün İngilizce soul albümü. Bu yani, gerçekten yok. Çünkü hani benim yaptığım müziğin, bana göre bu benim kendi fikrim ama dili budur. Orijin olarak budur ve bu müziğe en çok yakışan dil de budur. Ben de dile hakim olduğum için şarkıları İngilizce olarak harika. Yoksa, bu gerçekten hani yok bizim ülkemizde. Bir şeyim yok hani bunun çok sık ama çünkü bu bununla mükemmel. Karşılaşıyorum. Neden İngilizce? Aa. Neden olmasın? Yani özlem bazı mesela romancılarımız yok mu hani İngilizce yazıp sonra yani Türkçe'ye evet, çeviriyor. Evet yani neticede ya dil çok onları ben yani bir sevdiğim örnekler yok tabii ama ki evrensel. Yabancılarda da var çünkü. Evet yani hani dünyada herhangi bir yerde şöyle bir avantaj sağlıyor elbette ki İngilizce evet. Şarkı söylemek. Bugün dünyanın herhangi bir yerinde gidip meslek olarak bu işi yapmak isterseniz İngilizce şarkı söyleyebilirsiniz. Lokal şarkıcı olarak gittiğiniz zaman elbette ki başarabilirsiniz tabii ki gene. Çok sizi buradan çıkarmış oluyor, sınırlamıyor ama değil mi dünyaya? Birazcık daha sanki sınırları genişlettiğini söyleyebilirim. Ne güzel. Öyle bir albüm yaptım. Ve çok ses getirdi galiba. Kaydettik onda. Sevgili evet. Genco ile beraber yaptık. O müzik direktörünü yaptı Genco Arı. Güzel ve bayağı insana ulaştı bildiğim çok, kadarıyla. Çok insana ulaştı. Yani güzel. Çok fazla insana ulaştı. Ama mesela en enteresan olan şuydu. Albüm çıktı ve 3 gün sonra İran'da 45 bin kere korsan olarak indirilmişti. Evet onu okumuştum. İran'dan ve, bahsediyoruz. Heart to be a woman'dan bahsediyorum. Evet. O çok tabii manidar. Çok. Öyle değil mi? Çok. Oldukça. Çok manidar. Oldukça. Yani korsana kızamadım ilk defa. Yani. Gayet anlıyoruz. Evet. Peki yani gerçekten inanmayacaksınız ama yani toparlamak durumunda kalıyorum. Hani laf lafı açtı ve yani sizinle hiç konuşamadık. Sizi özel olarak davet etmek istiyorum ben. Yani şimdi müziğinizle sizi ağırlamış olduk ama sizi ayrıca davet edip yakından tanımak isteriz gelirseniz. Çok ama ben biz de teşekkür ederiz gelip bize müziğinizi biz paylaştığınız. Biz 28 Mart'ta da burada olalım bence. Evet. Başka bir şey yapalım o zaman. İnşallah çok güzel şeylerle olalım. Kesinlikle evet. Olacak. Yani umuyoruz evet İnşallah önümüzdeki olacak. Yıl hani yıllar hepimiz için çok daha güzel şeyler getirsin bize diyorum. Oyun ne hangi zamanlar oynuyor paylaşmak istersen eğer izlemek isteyenler hayal olursa. Hayal Kahvesi'nde. Beyoğlu Hayal evet, Kahvesi'nde. Mart ayında işte yarın oynuyoruz. Ondan sonra 18 Mart ve 27 Mart'ta var. Rampa Tiyatro'da ise ilerleme oyunu her cumartesi 20'de oynanıyor. Sizin yakınlarda siz konser Mart'ta veriyorsunuz. 21 Mart'ta ben de Galata'da Nerdis Jazz Club'dayım. Elvan Aracı ile beraber. Harika. Bekliyorum. Tamam. O zaman ben eklemek istediğiniz bir şeyler yoksa sizin güzel müziğiniz ve sesinizle veda edeceğiz. Şöyle bir şey düşündüm. Bu şarkı benim için çok güzel bir şarkı. Bir Atilla Özdemiroğlu bestesi ve Aysel Gürel yazmıştı sözlerini. Bence çok uygun bugün için. Çok kahır dolu bir şarkı ama ben bu şarkının sözlerini anlamını bozmadan İngilizce'ye çevirdim. Ünzile.
Mükemmel. Ve ayrıca size özel olarak teşekkür ederim. Normalde biliyorum ki müziğiniz böyle değil. Hani daha baş birçok enstrüman ve başka hani yerek ihtiyacınız önemli oluyor ama şurası. Bu programa özel herkes böyle bir beraber ve çalışma yaptınız. Tahmin ediyorum. Anladılar bizi. Çok teşekkür ederim teşekkür bunun ederim. İçin de. Görüşmek üzere yine. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. She grows, and one day matchmaker comes. Pearl like a smile she had, they took away, never gave back. All my poor child cries and leaves, become a wife, that's what she is. Just before the age of eight, she was grown like the milkweed. Both a woman and a child, just a 12-year-old mother child. Like a red rose she is graceful, like the water calm and peaceful. She sings her lips. Who is pouring down the rain? Who besides her constant pain shed silent tears as she was worn? Oh, speechless Vincina. She's scared, won't go behind to the last fence of her land. She believes beyond that spot there's nothing more, the world just ends. Unzile, the little child, unaware what life will bring, burden of old mysteries, she takes it all and won't complain. Just before the age of eight, she was grown like the Broadway. Both a woman and a child, just a 12-year-old mother child. Like a red rose she is graceful, like the water cool and peaceful. She sees her lips in sea. Ya var o kimde ki o, ünlüyle kaçkın ediyor, dayaktan ıslanan hiçbir şey zor buluyor. Ya var o kimde ki o, ünlüyle kaçkın ediyor, dayaktan ıslanan hiçbir şey. Ay,
Evet.